çamur deryası içinde çıplak ayakla oyun oynayan, derme çatma çadırlarda hasta yatan çocukların bulunduğu, elektriği, temiz içme suyu ve tuvaleti dahi bulunmayan bu yer, bir mülteci kampı değil, mevsimlik işçilerin yaşadığı bir çadır kent. Bursa Tabip Odası'nın bulaşıcı hastalık riski uyarısında bulunduğu Yenişehirli mevsim işçilerinin bu insanlık dramına katlanmalarının tek nedeni ise sadece 25 liralık yevmiye. Doğdukları yerde aç, doydukları yerde sefalet içindeler. Bursa'nın verimli tarım arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan yaklaşık 1500 işçi ve ailelerin elektriksiz, tuvaletsiz, susuz, hatta sular altında kalan çadırlarında bir dram yaşanıyor. Temiz suları olmadığı için kendi imkanlarıyla açtıkları kuyulardan içilen sular nedeniyle kampta ailelerinin yanında bulunan onlarca çocuk hastalıkla boğuşurken, kadınların hemen hemen hepsinde sudan ve ortamdan kaynaklı kadın hastalıkları söz konusu. Adın ne senin? Recep. Recep, bundan ne taşıyorsunuz? Su. İçme suyu taşıyorsunuz bunda. Nereden alıyorsunuz suyu? Buralardan. Bu insanlık dışı yaşam koşulları Tabip Odası'nın hazırladığı rapora da yansıdı. Kampta sağlık taraması yapan Tabip Odası, acil bulaşıcı hastalık uyarısında bulunurken, çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi görenlerin sayısının 67, günlük hastalananların sayısının 40 kişi olduğunu da bildirdi. Kampta 18 gebe kadınla, 0-1 yaşında 60 bebekle, 250'si okul çağında bulunan 350 çocuk ve yaşlı ciddi risk altında. Tabip Odası'nın acil temiz su, elektrik, barınma sorunu, tuvalet, mutfak, çöp sorunu ve sağlık sorunlarının çözülmesi gerektiğine de dikkat çekilen raporunda, sağlık taramasında tespit edilen ve ameliyat olması gereken vatandaşların sosyal güvenceleri olmadığı için yönlendirildikleri hastanelerde ameliyat edilmediklerine de dikkat çekiliyor. Tabip Odası acil olarak karşılanması gereken asgari ihtiyaçları bir dosya halinde Bursa Valisi'ne sundu. Yıllardır süregelen işsizlik nedeniyle her yıl yaza girerken eşyalarını çocuklarını alıp Yenişehir'e gelen Diyarbakırlı, Mardinli, Urfa ve Gaziantep'li mevsimlik işçiler 15-20 lira karşılığında Nisan ve Kasım ayları arasında biber, fasulye ve pancar topluyor. Özellikle yağmur yağdığı zaman el yapımı çadırları su altında kalan, hastalıkla boğuşan mevsimlik işçiler bir de o günkü yemyeleri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Perişanız. 20 milyon için mesela geliyoruz buraya. O halimizi görüyorsunuz. Çocukları halini görüyorsunuz. Hasta olursa ne yapıyorsunuz? İlacı nereden buluyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz burada? Zaten yeşil kartlarımız da vizeleri bitmiş. İlacı yok, götüremiyoruz. Çocuklarımız da hastadır. Gördünmezsiniz. Perişanız yani. Hepsinin ayrı bir hikayesinin bulunduğu kampta en yürek burkucu görüntü ise okulda olmaları gerekirken tarlada çalışan ya da çıplak ayakla sular içinde gezen çocuklar. Okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söylerken biz okula gidiyoruz ama burada okula gidemiyoruz. Burada okul olursa inşallah gideriz. Ne zamandan beri buradasınız? 4 ay vardır. Burada yaşamak zor mu? Çok zor. Mecbur olan kişiler ve insanlar buraya geliyorlar. Burada yaşamak çok zor. Ramazan. Okuyor muydun? Evet okuyordum. Kaça gidiyordun? Sene lise 1. Ama henüz gidemedin okula. Zaman geçiriyorsunuz burada? Çalışıyor musunuz? Ders nasıl çalışıyorsun? Okulu imal etin. Burada var bazen. Burası. İşe gidiyoruz, geliyoruz. Bugün yağmurluydu, gidemedik. Okulunu özledin mi? Abi, okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Kimi bize yeni terlik versinler diyerek soğuktan kızaran çıplak ayağını gösteriyor. Ki bize terlik getir. Size terlik getirsinler. Terlik istiyorsun, ayakkabı yani. Yaşadıkları kötü koşulları en çok da hem tarlada çalışıp hem de çocuklarına bakmaya çalışan kadınlar tepkili. Yağmur altında çamura bulanan ekmekler, günü kurtarmaya çalışan kadınlar yaşadıkları sefaletin görülmesini istiyor. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Ekmek yapıyorsunuz galiba. Ekmek yapıyorum. Kaç kişinin ekmeği pişiyor burada şu anda? 20 kişi. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Her şeyi kendim, fırında. Elde fırını yapıyorum, evde hamur yoğuruyorum.
Benim şu halimiz görüyorsunuz. Bak ekmeğimiz bugün nasıl oldu yağmurda. Yağmurdan mı? Tam pişmeydi ama yağmurun altında ekmek pişiriyorsunuz. Yağmurun altında pişiriyoruz. Siz görüyorsunuz nasıldı. Bizim ceyranımız yok, suyumuz yok. Çocuklar nasıl bakıyorsunuz? Çocuklara bak. Bak nasıl. Yağmur günü hepsi yele. Ayakkabısız, çorapsız geziyor. Hasta oluyor, nasıl olmuyorlar? Hasta olunca nasıl? Doktora gidebiliyor musunuz? Zor. Zor gidiyoruz. Siz de gündüz tarlaya gidiyorsunuz değil mi? Yövmeyeli. Kaç para alıyorsunuz? 25 öyle. Gündüz orada çalışıyorsunuz. Akşam da burada ev işleri. Zaten saat 8'de gidiyoruz. 6'ya eve geliyoruz. Bir işi de yapıyoruz biz. Çadırlarda ortalama 15 kişinin kaldığını belirten erkekler de tüm bu eziyetleri 25 lira yemeği için çektiklerini söylüyor. Şu alanda en az 500 çadır vardır. Fazladır. Yani her çadırda 5-10 kişi, 10-12 kişi var. Çalışan, evet, büyük çoğunluğu çocuklar galiba. Evet. Ya da %75'i çocuk. Burada çocuk, okul yok, bir şey yok. Mesela Mayıs'ta gelmişiz, bir ay oradan kaybetmişler. Bir aydır okullar açılmış, çocuklar gidemiyor. Bu çocuklar ne olacak bilmiyoruz yani. Şimdi şurada bir çocuk da var, hemen dönelim isterseniz. Burada bu şekilde yaşıyor yani. Evet, eğer yaşamak denirse bu yaşıyor, işte yaşıyor çocuk, yaşamak denirse. Tabip Odası, mevsimlik işçilerle ilgili bir genelgeye dikkat çekiyor raporunda. Başbakanlık tarafından hazırlanan ve 24 Mart 2010 tarihli resmi gazetede 27.531 sayıyla yayınlanmış genelgede mevsimlik tarım işçilerinin en temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği öngörülüyor.